Mandalina kabuğu faydaları nelerdir? Kurutulmuş mandalina kabuğu, ne işe yarar? Kış aylarının en çok tüketilen meyvesi olan mandalina, sahip olduğu C vitamini sayesinde, bağışıklık sisteminin güçlenmesinde, oldukça önemli bir etkiye sahiptir. Kendisi kadar kabuğunun da, insan bedeni için sayısız faydaya sahip olduğu belirtilerek, özellikle kurutulmuş mandalina kabuklarının, hastalıklara karşı vücut direncini arttırdığı aktarılır. Mandalina'nın kendisi kadar, C vitamine sahip olup hastalıklara karşı, bağışıklık sistemini güçlendirmektedir. Özellikle mevsim geçişlerinde zayıflayan, bağışıklık sistemini güçlendirmek için, mandalina ve mandalina kabuğu gibi besinlerin, bol bol tüketilmesi tavsiye edilir. Mandalina kabuğu, direkt olarak tüketilmesi biraz zor olduğundan, kurutarak çayı hazırlanabilir. İşte mandalina kabuklarının faydaları. Zengin vitamin ve mineral kaynağı olan mandalina, bedenin ihtiyacı olan günlük besin değerlerini karşılayarak, vücut direncini arttırır. Kan dolaşımının hızlanmasına yardımcı olarak, yüksek kolesterolün düşürülmesini sağlar. Antioksidan kaynağı olan mandalina kabuğu, vücudu toksinlerden arındırarak, iç organların sağlığını korur ve daha iyi çalışmasını destekler. Hastalıkların vücutta yayılmasına engel olur. Kanser hücreleriyle savaşır. Soğuk algınlığı ve solunum yolu hastalıklarına karşı, vücut direncini arttır. Özellikle grip ve nezleye iyi gelir. Enfeksiyon ve iltihabın, vücuttan atılmasına yardımcı olur. Alkol ve sigara gibi zararlı alışkanlıklardan kaynaklı, iç organlarda meydana gelen tahribatın onarılmasını sağlar. Saç ve kemik yapısını güçlendirir. Mide hastalıklarına iyi gelir. Stresi azaltarak kişinin daha dingin ve sakin kalmasına yardımcı olur. Nasıl kullanılır? Mandalina kabuğu direkt olarak tüketilemeyeceği için, kabuklarını kurutup çayını hazırlayarak içilmesi tavsiye edilir. Bunun için mandalina kabukları, 100 ila 120 derecelik fırınlarda yavaş yavaş kurutulur. Ardından 250 ml kaynar suyun içine, kurutulan 1 ila 2 parça mandalina kabuğu atılır ve üzeri kapatılarak 10 dakika demlenmesi beklenir. Demlendikten sonra servis edilebilir. Afiyet olsun. Kanalımızda yer alan bilgiler, tavsiye niteliğindedir, mutlaka bir doktor kontrolünde görüş aldıktan sonra denenmelidir. Videomuzu faydalı bulduysanız, beğen butonuna basıp yorum yaparak, daha çok kişinin faydalanmasına yardımcı olabilirsiniz. Güncel videolarımızı takip etmek için, abone olup, bildirim zilini açmayı lütfen unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşça kalın.